Sayın Başkanım, değerli oda yöneticisi arkadaşlarım, eğitmenlerimiz, sevgili meslektaşlarımız, odamızın düzenlemiş olduğu elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması ile ilgili seminere hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, uzun bir süredir gündemimizde elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması aslında yeni değil. Yani Mali İdare'nin 10 yıldır başlatmış olduğu sürecin bir devamı olarak geliyor. Birkaç yıldır da biliyorsunuz zaten ihtiyari olarak uygulanıyordu elektronik fatura uygulaması. Ancak artık hayatımıza belirli mükellefler için zorunlu hale geldi. Ve bu süreç daha da devam edecek gözüküyor. Tabii Mali İdare özellikle ticaret kanunundan vergi kanunundan almış olduğu yetkiyle aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ticaret kanunundan almış olduğu yetkiyle pek çok düzenleme yaptılar biliyorsunuz. Tebliğler, sirküler, elektronik defterle ilgili tebliğ, ortak defterlere ilgili tebliğ yayınlandı. Fakat pek çok da belirsizliği beraberinde getiriyordu. Özellikle 2 Eylül'e kadar büyük bir karmaşa vardı. Ancak bu belirli ölçüde netleşti. Şimdi artık sisteme girecek olan, girmek zorunda olan herkes, mükellefler başvurularını yaptılar. Gerçek kişiler elektronik sertifikalarını almak üzere, tüzel kişiler mali müdürlerini almak üzere başvuruda bulundular. Şimdi kullanıcı adlarının aktif edilmesini ve sistemin sene sonuna kadar başlamasını bekliyoruz. Bu arada tabii elektronik defterle ilgili de süreç hızlandı. 2014 senesinin sonuna kadar da bu sürecin tamamlanmasını ve 2015'ten itibaren de elektronik defter uygulaması. Tabii bu arada sevk irsaliyesiyle ilgili işte kullanıcı adları geldi, gelmedi, nasıl olacak, geçiş nasıl olacak pek çok sorumuz var. Bugün bu soruları konunun uzmanı arkadaşlarımız tarafından bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Seminerlerimizde yoğun talep var bu belirsizlikler nedeniyle. 23 Ekim'de bu semineri tekrarlayacağız burada. Bunun duyurusunu da yapıyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç doğrultusunda da seminerlerimiz devam edecek. Yine öteden beri her ay İstanbul Odası'nın düzenlemiş olduğu geleneksel büyük seminerler var. Onları Aralık ayı başından itibaren düzenlemeye başlıyoruz çeşitli güncel konularda biliyorsunuz. Aynı zamanda TESMER de yine öteden beri olduğu gibi bölgelere yayılmış olan sektörel eğitimleri, yine özellikli konuları, eğitim konuları yaparak çalışmalarını sürdürecekler. Ben seminerin başarılı geçmesini diliyorum. Bu seminerde sizlere sunum yapacak arkadaşımız, vergi hukuku danışmanı Cem Kağan Aracı. Aramızda hocamıza teşekkür ediyoruz geldiği ve bilgilerini bizimle birlikte paylaşacağı için. Yine seminerin ikinci bölümünde Luka ne yapıyor? Luka bu işe hangi hazırlıkları yaptı? Gerek elektronik fatura uygulaması ile ilgili olarak, gerekse elektronik defter uygulaması ile ilgili olarak size bu konuda açıklamalar yapacak. Yine sizlerin sorularını bu anlamda yanıtlamaya çalışacak. Ben seminere geçmeden önce oda başkanımıza açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. İstanbul Odası'nın çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, değerli temsilciler, saygıdeğer meslektaşlarım, hoş geldiniz. Genelde yaz döneminde kış hazırlık çalışmalarımız her zaman sürüyor bildiğiniz gibi. Biraz önce Sayın Sekreterimiz ifade etti. Geleneksel eğitimlerimiz sürecek. Özellikle geçmiş dönemde bağımlı çalışan arkadaşlarımıza verdiğimiz sözler var. Onların da planlaması ayrıca yapılıyor.
Tabii biz eğitim konusunda sevgili arkadaşlar çok fazla mütevazı olmadan aslında bir marka olduğumuzu biliyoruz. Hiçbir meslek örgütünde olmayan eğitim bizde yapılmakta. Bunu güzelleştiren sizlersiniz tabii ki. 1992 yılında tek düzen uygulama tebliği çıktığında hatırlarsınız o yılları. Herkesin kafasına göre tuttuğu bir muhasebe sistemi vardı. Yıllarca tartıştık. Ortak bir dilimiz olursun dedik. Ve tek düzen uygulama tebliği tüm camia tarafından kabullendi. Tabi o yıllarda binlerce meslek mensubumuzu nasıl eğitiriz diye düşündüğümüzde bunun tabii ki bir ekonomik boyutu da olacaktı. Hocalarımıza rica ile bu eğitimler yapılabilirdi. Ancak tüm meslek camiasını kapsayacak bir model oluşturmamız gerekiyordu. Ve bu modelin adı hiçbir meslek odasında olmayan bir modeldir. Eğitmenlerle eğitim modeli. Biz isim olarak 92 yılından beri eğitmenlerle eğitim modeliyle sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Bu dönem TESMEL olarak, isim olarak iki ana başlıkta eğitimlerimizi planladık. Tabii ayda bir defa yapacağımız eğitimleri ayırıyorum. Genel anlamda dış ticaret, dönem sonu, iş sağlığı, bugün olduğu gibi e-fatura, e-defter, serbest bölge, TTK ve vergi teşkilatları konusunda genel başlıklarla yaklaşık 10 eğitim çalışmamız olacak. Değişik anlamda sektörel bazda yine eğitimler planlandı. Eğitim konusunda, eğitim kurumlarındaki muhasebe ve vergi uygulamaları, inşaat sektörü, kuyumculuk, sağlık sektörü ve turizm kurumlarında da vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda çalışmalar şu anda planlanıyor. Yine bunu eğitmenlerle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Özellikle bu eğitim çalışmasına gönül veren, emek veren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ismi olarak bir kampanyaya imza attık. Okumayı seninle öğrendim. Bunu Kızılay koordinatöründe sürüyor. Bir sürü firmalar destek veriyor. Biz de yakında bunu sizlerin desteklerinize açacağız. Bu kampanyanın özelliği şu, bir il tespit ediliyor. Özellikle ilkokul çocuklarına yönelik bir kitap seti okumayı öğretmekle ilgili. Biz ilk olarak Ardahan ilinden başlayacağız. Tabii sizlerin destekleriyle başka illerde de bu projeye destek vermeyi sürdürmeyi düşünüyoruz. Özellikle düşünen beyinlerin yaratılması yönünden, okuma yazma oranı arttırma yönünden bu kampanyayı düşünenleri, bu proje oluşturanları ben bir kez daha kutluyorum. Ve sizlerin de bu çalışmaya destek vereceğinize inancımı baştan belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Cumartesi Pazar günü TÜMOK Genel Kurulu yapıldı. Bu genel kurulda yine bildiğiniz gibi Nail Sanlı başkanlığında bir yönetim kurulu oluşturulacak. Ben seçilen tüm arkadaşlara başarılar diliyorum öncelikli olarak. Şimdi bu genel kurulda iki tane meslek kararı geçti. Bir de tebliğ geçti. Özü şu, meslek mücadelemizde yıllardır dile getirdiğimiz en temel sorun biliyorsunuz haksız rekabet konusu. Bu konuda bir yazılım üretmiştik. Ancak bu yazılımın uygulanması mecburi olmadığı için bir dayanağa ihtiyacımız vardı. Genel kurulda bu geçti. 2014 yılı ihtiyarı olacak.
Ama 1-1-2015'ten itibaren zorunlu olarak herkesin uyması gereken bir meslek kararı. Ne içeriyor bu konu sevgili arkadaşlar? Bir kere ücretinizi hesaplamayla başlıyorsunuz. Yazılım üzerinden. Ücretinizi hesapladığınız zaman tuşa bastığınızda ben bunu her toplantıda anlatacağım. Ayrıca bölgelerde de yaygın eğitimlerle de bu konuları anlatmak zorundayız. Tuşa bastığınız zaman sözleşmeler elektronik ortamda düzenlenecek. Elektronik ortamda bu sözleşmeler odanın bilgi bankasına toplanacak. Ne olacak? Bunun arkasından şunlar olacak. Çapraz kontrollerle belirlenen tarifinin altında ücretin alınıp alınmadığı, en önemlisi müşteri bizden gittikten sonra bir önceki meslek mensubu ücreti ödenmeden gitmekte, meslek yasamıza göre bir önceki meslektaşı ücreti ödenmeden iş kabulü yasaktır. Ve bunun takibi yapılacak. Eğer meslek mensubu bunu almaya kalktığı takdirde, yani bir önceki meslektaşı ücreti ödenmeden işi aldığı takdirde, o da tüm yasal girişimlerde bulunacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Bir diğer değerli arkadaşlar, hizmet standartlarımızla ilgili bir meslek kararı geçti. Bunun da yolu aslında kurumsallaşmaya giden yol bu meslek kararına geçecek. Çok fazla vaktinizi almamak açısından detayına inmek istemiyorum. Yine bir diğer konu etikle ilgili bir etik sözleşmesi çağrısını bulacağız tüm camiaya. Bu etik sözleşmesini imzalayan meslek mensupları ilan edilecek. Ayrıca da bununla paralel yaygın eğitimlerde bu etik sözleşmesinin desteği sürdürecektir. Değerli arkadaşlar, bağımsız denetim sürecindeki kapıların karışıklığı hala devam ediyor. Maalesef bazı kesimler bir an evvel bu eğitimlere katılın, katılmazsanız ileride bu iş daha da zor olacak şeklinde bir kampanya sürdürülüyor. Aslında hepinizin bildiği gibi yarın sabah bağımsız denetim yok. 2005 civarında firma bağımsız denetime tabi şu anda. Bunun dışındaki firmaların denetim konusu yine bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığı'nın şu anda web sayfalarında dolaşan bir yönetmeliği var. Yani bunun dışında kalan tüm ana şirketlerin denetim bölümü yakında yürürlüğe girecek. Burada savunduğumuz konu neydi başından beri? Tek bir ruhsat olduğunu ifade ettik arkadaşlar. İkinci defa bu ruhsat alındıktan sonra sınavın, stajın doğru olmadığını ifade ettik. Bunu ne adına ifade ettik? Mesleğin geleceği olan gençler adına ifade ettik. Bakın şu anda TÜRMOP camiasında ikiye bölündü camia. 15'ini dolduranlar, 15'ini doldurmayanlar. 15'ini dolduranların da büyük bir bölümü bu işi yapmayacağını her yerde anlattı. Ama 15'ini doldurmayan kişi sayısı yaklaşık 40 bin kişi sevgili arkadaşlar. 40 bin kişiye diyorlar ki sen bağımlı çalışıyorsan iş yerinden ayrıl, serbest çalışıyorsan büronu kapat, git bir denetçinin yanında 3 yıl staj yap, senin almış olduğun ruhsatı yetersiz görüp tekrar sınava giriyor arkadaşlar. Gelin, bu oyuna gelmeyin. Konu yargıya taşınmış, yargı olumsuz dar çıkmış olsa inancım şudur, bu yanlış bir uygulamadır. Mutlaka ve mutlaka düzeltilecektir. O yüzden acele etmemenizi, süreci beklemenizi, her yerde ifade ettiğim gibi herkesin bir vicdan muhasebesi yaparak geleceğimiz olan gençlere ve şu anda 40 bin kişi hakları adına bu sürece herkesin destek vermesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü eğitim konusu biraz sonra
değerli uzman arkadaşlarımız eline boyunu aktaracaklar, anlatacaklar. Tabii benim kafama yatmayan, çok açıkça söyleyeyim, bugüne kadar da beklediğimiz konu şu. Ya şimdi anlarım, yani belli sektörler biliyorsunuz, cirosu yüksek, bu işlemlerde karşılıklı elektrik fatura düzenlemesini bir yere kadar anlıyorsunuz. Ama 2011 yılı cirosu 10 milyonu aşan her bir firma bir marketten gazoz alması nedeniyle bu sisteme dahil oldu sevgili arkadaşlar. Burası yanlış, kusura bakmayın. Burası yanlış. Ve bunun çilesini yine bizler çekeceğiz. Neden çekeceğiz? İşte o 10 milyondan dolayı işte firmaların büyük bir bölümü ayda 3 tane 5 tane fatura kesecek elektronik ortamda, e-fatura. Geri kalanlar manuel ortamda kesilecek ve bunlar manuel ortamda defterlere kayıtları yapılacak. Hala zaman var, düzeltmemiz gereken bir konu. Ben bunun detayına fazla inmek istemiyorum. Tabii sevgili arkadaşlar, geleceğin bir elektronik dönem olduğunu her yerde ifade ettim. 96 yılında İstanbul Odamızın düzenlemiş olduğu muhasebe denetimi sempozyumunda önümüzdeki süreçte kağıtların kalkacağını söylemiştik. O zaman birçok kesim kimse buna inanmamıştı. Bugün hepinizin gördüğü gibi şu anda bildirimlerin hemen hemen tamamı elektronik ortamda gönderiliyor. Tabii yaşamla bizi süreç içerisinde faturaların da elektronik ortamda düzenleneceği, kayıtların da bir elektronik ortamda olacağı bir gerçek. Tabii akla şu soru geliyor. Peki her şey elektronik ortamda olduğu zaman, yani muhasebe, faturalar, herkes aynı anda elektronik düzenlediği zaman, e-defteri geçtiği zaman bize gerek kalacak mı sorusu geliyor. Öyle mi arkadaşlar? Hatta muhasebecilik ortadan kalkıyor mu soruları da zaman zaman sorulmakta. Şunu altını çizeyim. Her yerde de ifade ettik. Toplumlar var olduğu sürece, ekonomiler çalıştığı sürece biz olmadan bu işin yürümesi asla mümkün değil. Meslek aslında iki temel gövdede toparlanıyor. Bir taraftan finansal tabloları düzenleyenler, bir taraftan da denetleyenler olmak zorunda. Şimdi bu finansal tabloları istediğiniz kadar elektrik ortamda düzenleyin ama bunu yorumlayacak bir uzmana ihtiyaç var. Tıpkı sağlık sektöründe olduğu gibi hepinizin yakından takip ettiği milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor. Ama o aletlerin sonucundaki çıkan raporu okuyan kim? Doktor. Bizde de bu finansal tabloyu düzenleyen, yorumlayan meslek mensupları olacak. İşte geleceği bunun üzerine şekillendirmemiz gerekiyor. Belki de 2013-2016 dönemi açıkça söyleyeyim. Tüm gücümüz ve birikimimizle biraz sonra anlatacağım süreç üzerine oluşacaktır. Bu da nedir? Güçlerin birleştiği kurumsal yapıların oluşmasıdır sevgili arkadaşlar. Tek başınıza bir işsiniz, onu söyleyeyim. Tek başınıza ayakta kalkma şansınız yok. Tek başınıza büyüme şansınız yok. Bu boyutta herkes bir kültür oluşturacak, paylaşma kültürünü. Paylaşma kültürünü oluşturduğumuz andan itibaren gerisi kolay. İSMO bünyesinde kurumsallaşma konusunda destek almak isteyen arkadaşlarımıza bir birim oluşturduk. Bu konuda yol haritaları çıkartacağız. Yeter ki beynimizde biz güçlerimizi birleştirme konusunda adım atalım. Bu olduğu takdirde saygınlığımız artacaktır. Bu olduğu takdirde başımıza bir şey geldiği zaman sistem devreye girecektir. Bu olduğu takdirde emekli olduğumuz zaman da bize bakacak bir sistem oluşacaktır. Ben muhasebe camiasının şu özelliğini biliyorum. Bizim kadar yeniliğe açık olan bir cami yok sevgili arkadaşlar. Burada birçok dostum, arkadaşım, meslektaşım yıllar önce elle defteri tutarken o günlerde bizler
geleceğin böyle şekilleneceğini düşünmemiz asla söz konusu değil. Ama ne oldu? Her teknolojik yenilikte devletten bir lira katkı almadan bu işi başaran sizlersiniz. İnanıyorum ki önümüz süreçte de bu kurumsal yapılarımızı oluşturarak daha saygın, çocuklarımıza daha onurlu bir geleceği mutlaka bırakacağız. Bugünkü seminerimizin başarılı geçmesini diliyorum. Değerli konuşmacılara sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bayramınızı tüm kurul üyesi arkadaşlarım adına yürekten kutluyorum. Dostluğun, sevginin, kardeşliğin ön planda olduğu bir bayram olmasını diliyorum. Ama şu dileğimle de sözümü bitirmeden, söylemeden sözümü bitirmem söz konusu değil. Yine savaşlardan bahsediliyor. Umarım Türkiye'yi savaşa sokmazlar. Bizler savaşın değil, barışın muhasebesini tutmak için sevgili arkadaşlarım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi seminerimize geçiyoruz. Ben de başkanın ifade etmiş olduğu bir şeyden hareketle bir cümle kurmak istiyorum. Gerçekten bundan sonraki süreç, eğer mesleğimizin geleceği içinde gerçek anlamda yer almak istiyorsak ve sürdürülebilir şekilde bu mesleği yapmak istiyorsak, artık güçlerimizi birleştirmek, kurumsal yapılarda hizmet vermek ve uzmanlaşmaya önem vermek zorundayız. Bu temel şiarımız olması lazım bundan sonraki süreçte. Şimdi seminerimize geçiyorum. Ben seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere Tesmer Başkan Yardımcımız Nevzat Pamukçu'yu buraya davet ediyorum. Yine elektronik fatura ve e-defter uygulaması ile ilgili seminerimizde eğitmenliğimizi yapacak hocamız Cem Kaan Aracı'yı davet ediyorum. Yine Luka Net Ürün Yöneticisi Cem İçeri davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ve bir sorumla semineri sizlere bırakıyorum. E-fatura uygulaması ile ilgili olarak. Başkan ifade etti. 10 milyon TL ciroyu aşanlar sisteme girdiler. Yani bir temizlik malzemesi, bir çay şeker aldığı zaman sisteme girdi. Peki ben sisteme giren bir mükellef olarak iş yerimdeki görevliyi Migros'a gönderdim. Gitti yeniden temizlik malzemesi almaya 2014 senesi içerisinde. Ona elektronik ortamda fatura kesilecek mi? Kesilecek faturayı, yani o malzemeyi alacak, oradan çıkacak. Fatura cebinde olmayacak. Onun elektronik anlamda sistemine mi düşecek? Öyle mi? Bundan sonra uygulama nasıl olacak? Buna da herhalde bir yanıt burada bulacağız. Seminerin başarılı geçmesini diyor. Gelecek günlerin hepimiz için olmasını temenni ediyoruz. Başkanım, sevgili kurul üyesi arkadaşlarım, değerli meslektaşlar, Maliye Bakanlığı vergi kanunu almış olduğu yetkiye istinaden bazı mükellef gruplarının faturalarını elektronik ortamda düzenlenmesini, elektronik ortamda karşı tarafa edilmesini ve elektronik ortamlarda arşivlenmesiyle ilgili yeni düzenlemeler yapmıştır. Konuyla ilgili olarak da vergi kanununu 397 416, 421, 424 seri nolu genel tebliğleri yayınlanmıştır. Buna ilaveten de yine 58 nolu sirküleri yayınlanmıştır. Elektronik fatura ve elektronik defterle ilgili olarak Maliye Bakanlığı yapmış bulunduğu düzenlemeleri WBC'den kıdemli müdür Sayın Cenk Kaan Aracı. Elektronik faturanın düzenlenmesi, karşı tarafa iletilmesi, arşivlenmesi
ve elektrik lehlerinin oluşturulması ile ilgili uygulamayı ise Luka Ürün Müdürü Sayın Cenk İçer almak üzere sunumlarını yapmak üzere sözü, ilk sözü Sayın Cem Kağan Aracı'ya bırakıyorum. Sayın Cem, buyurun. Hayatta nasıl uygulanacağı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şahsen sizlerde olduğu gibi, başkanımızın da belirttiği gibi ben de aslında buradaki birçok uygulamanın Türkiye'nin mevcut durumunda, ticari hayatımızda büyük zorluklara yol açacağını düşünüyoruz. Belirli işleri maalesef yaşayarak öğreneceğiz. O yaşayarak öğrenme sürecinde de bir sürü sıkıntılarla karşılaşacağız. O yüzden bunun gibi toplantılar, bunun gibi eğitimler şimdiden meslek mensuplarının bu sorunları şimdiden öngörmesi için çok yararlı. Şahsım adına kendim daha çok bu işin projelendirme bacağında çalışıyorum. Firmaların satın alma, satış, muhasebe, finans, operasyon bölümlerinde elektronik fatura uygulamasının yansımaları ne şekilde olacak? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Öncelikle bu elektronik fatura projesini mükelleflerin göz önüne alırken sadece bir yazılım projesi, sadece bir bilgi işlem projesi değil, bu işin satın alma, satış, muhasebe, operasyon tüm bacaklarını çok iyi düşünmesi lazım. Ayrıca bu işin hukuki boyutlarını düşünülmesi lazım. Dışarıda olan ilişkilerimize değişiklikler olacak, organizasyon yapımıza değişiklikler olacak, şirketlerin kullandığı teknolojilerde yatırım gerekebilir, ekstra harcamalar gerekebilir. Firmaların 31 Aralık tarihine kadar, yani bu yeni yıla kadar bu süreçleri halletmesi gerekiyor. Otoritenin bakış açısına geldiğimiz zaman tabii ki buradaki amaç, birinci amaç ağaç kurtarmak, çevrecilik değil. Birinci amaç burada denetimin sağlanması. Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasıyla mükelleflerin ve Türkiye'deki ticaretin, özellikle kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması. Bugün hayatımızda yıllardır var olan belirli pratik uygulamaların önüne geçilecek. Vergi usul kanununa tam uyumu, Türk ticaret kanununa tam uyumu hedeflendiği bir sistem. Biraz iddialı ve agresif bir sistem. Kısa bir zamanda geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Gelir dersi burada Avrupa örneklerini, Amerika örneklerini, Güney Amerika örneklerini inceliyor. Türkiye'ye uygun olduğunu düşündüğünü özelleştirerek, Türkiye'ye has hale getirerek uygulamaya çalışıyor. Kendilerinin yaptığı açıklamalarda da, sunumlarda da uzun vadede hedef ön doldurmalı beyanname sisteminin farklı beyannameler içine gerçekleştirmesi. Yani mükellefin kendi beyannamesini doldurmaktansa otoritenin onun beyannamesini doldurarak mükellefe beyannamen budur, katılıyor musun, doğruysa onayla, değilse düzel şeklinde yaklaşmasıdır. Bu tabii ki uzun vadeli bir hedeftir ama gelecek buna doğru gidiyor. Bu Portekiz, İspanya, Fransa gibi bazı ülkelerde belirli dolaylı vergiler için kullanılan bir sistem. Türkiye'de gelmesi planlanıyor. Ama tabii ki bunu yapabilmesi için Türkiye'nin tüm faturaların elektronik faturaya geçmesi lazım. Yani bir firma belirli faturaların elektronik fatura kesip belirli firmaların kağıt fatura keserken zaten böyle bir sistem mümkün değil. Dolayısıyla otorite burada 2013 yılında, 2011 yılında cirosu olan firmaların geçmesini hedefliyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde 2012 yılındaki firmalar geçecek. Daha sonra 2013 yılındaki firmalar geçecek. Ve yine kendilerinin söylediğine göre bu 25 milyon ve 10 milyon baremleri aşağı gelecek. Ve sektör kısıtlamaları da kalkacaktır. Büyük ihtimalle tüm Türkiye'nin girmesi planlanan bir uygulama. Var, incelemişsinizdir belki. Bir de elektronik arşiv uygulamasıyla ilgili bir tebliğ taslağı var. Bu tebliğ de yürürlüğe girdiği zaman bir firma e-fatura olan müşterilerine e-fatura, e-fatura olmayan müşterilerine normal bilgisayarına yarattığı e-fatura, vergi mükellefi olmayan son tüketiciye kestiği faturalarda ise e-mail ile, SMS ile fatura gönderme şansını yakalayacak. Bu şu anda daha bir tebliğ taslağıdır sadece. Şimdi demin başlangıçta bir soru soruldu. Migros'a gideceğiz, elemanımızı göndereceğiz, bir içecek alacağız, bir temizlik malzemesi alacağız. O bir elektronik fatura mı olacak? Evet, elektronik fatura olacak. Eğer firmamız adına yaptığımız bir harcamaysa, perakende satış fişi değilse, elektronik fatura alınması gereken bir harcamaysa elektronik fatura olmak durumunda. Maalesef perakende sektöründe bununla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Ekranda görebilirsiniz, Gelir İdaresi bile kendi internet sayfasında sıkça sorulan sorular bölümünde perakende uygulamasıyla ilgili yurt dışı örneklerinin incelendiği düzenleme yapılabileceğini aktarıyor. Tabii ki bizim burada Türkiye'ye has bir çözüm bulmamız lazım. Çünkü bizim elektronik fatura mevzuatımızda Türkiye'ye has bir uygulama.
bazen sorular geliyor. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama var? Faturayı gelir dersine gönderiyorum. Gelir derste faturayı müşterime gönderiyor. Avrupa'da böyle bir örnek bulmanız çok zor. Brezilya, Şili, Meksika gibi daha çok kayıt dışının daha büyük olduğu, gelişmekte olan ekonomilerde kullanılan bir sistem belirli sancılar yaratıyor. Türkiye'de bu sistemi kendine öngörmüş ve hayata geçirmiş. Konuştuğum zaman biraz insanlarla şunu gördüm. Bazılarımız zaten iki Eylül'de başvurularını yaptığı için çoğu firma ve süreçleri incelediği için yöntemleri, bütün elektronik faturanın detaylarını bilmekte. Ama bazılarımız ise daha çok başlangıç noktasında tam kapsamlı olarak konuyu kavrayamamış durumda. Dolayısıyla isterseniz bir basit bir tekrar yapalım. Kimler elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorunda? 2011 yılında, daha doğrusu şöyle başlayalım. Madeni yağ lisansına sahip firmalar elektronik fatura uygulamasına geçmek zorunda. Kolalı gazoz, tütün mamulleri ve alkollü içecekleri ithal edenler, imal edenler elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına birlikte girmek zorunda. Ayrıca 2011 yılında 25 milyon TL brüt hasılatı olan ve madeni yağ lisansı sahibi firmalardan mal alan firmalar elektronik faturaya geçmek zorunda. Ve aynı şekilde 2011 yılında 10 milyondan fazla hasılat olup, brüt hasılat olup, yine bu alkollü içecek, sigara, tütün mamulleri, imal eden, ithal eden firmalardan mal alan firmalar. Burada herkesi bu işin içine sokan tabii ki özellikle 10 milyon sınırında Migros gibi, Kipa gibi, Carrefour gibi lisansa sahip olan firmalardan alımlarımız oldu. Çünkü bu firmaların da büyük ihtimalle alkolle ilgili ithalat lisansı var. Dolayısıyla bu listeye girmiş olduk. Niye böyle bir şey yapıldı? Niye işte bu sektörler seçildi? Tabii ki ÖTV ile ilgili hedeflerden dolayı. Ama şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Bu tedbirler ilk taslak halindeyken Türkiye Avrupa Birliği muktesebatına uyumu biraz daha ön planda tutuyordu. Ve Avrupa Birliği muktesebatına göre belirli bir sektör veya belirli bir, daha doğrusu belirli bir firmayı elektronik fatura uygulamasına geçmeyi zorlayamıyorsunuz. Dolayısıyla gelir dersi burada yetkisini kullanarak belirli bir firmayı zorlamaktansa bunu sektörel olarak yapmayı öngördü. Ve herkesin de en çok takılacağı sektör, yani herkes akaryakıt alıyor, herkes gidiyor perakende sektöründeki zincir firmalardan bir şeyler alıyor. En kapsamlı sektörler bunlar olduğu için bu şekilde ilerlendi. Ama kendileri de yaptıkları sunumlarda, seminerlerde zaten açıklıyorlar. Artık önümüzdeki yıllarda bu seminer, bu limitler kalkacak ve herkes girmek zorunda kalacak. 2 Eylül'e kadar elektronik fatura uygulaması ile son başvurumuzu yapmak durumundaydık. 31 Aralık tarihine kadar da elektronik fatura uygulamasına başlamak, kullanmak zorundayız. Şu anda yaklaşık en son benim duyduğum 14 bin tane firma TÜBİTAK'tan mali mührün almak için sırada bekliyor. Dolayısıyla gerçekten otorite başvuru açısından hedeflerini bir bakıma tutturmuş durumda. Ama bu kadar firmanın 31 Aralık'a kadar gerçekten mühürlerini alıp, testlerini tamamlayıp bu sisteme girip giremeyeceği bir soru işareti. Uzatma olur mu olmaz mı? Türkiye'de her zaman tartışılan, konuşulan bir şeydir. Son dakikada mı olur bu uzatma, daha öncesinde mi olur? Her zaman alışagelmiş tartışmalardır. Burada şöyle bir bilgi verebiliriz. Tebliğde zaten açıkça yazdığı üzere gelir dersi başkanlığı başvuruları bekletmeye, sıraya koymaya, öncelik vermeye, arkaya etmeye yetkili. Tebliğde açıkça yazıyor. Dolayısıyla teknik olarak bir uzatma ilan edilmese bile, bir firma başvurusunu yaptıysa, test süreçleri yılbaşına kadar bitmese bile, yani gelir dersten kaynaklı sebeplerle, TÜBİTAK'tan kaynaklı sebeplerle, burada bir sorun olmayacak gibi gözüküyor. Ama mali müdürümüz gelmesine rağmen biz gidip başvurup da testlerimizi başlatmadıysak, kullanmaya başlamadıysak tabii ki mükellef olarak sorumlusu firmalar olacak. Buna dikkat etmekte fayda var. Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılında geçilmesi öngörülüyor. Firma eğer hali hazırda bir onaylanmış program kullanıyorsa 1 Eylül'de yıl sonuna kadar kullanmaya başlayabilir. Kendi programıyla onay almak istiyorsa 1 Eylül 2014 yılına tarihine kadar onayını almak durumunda. Burada da yine sıkıntı şu, 2014 takvim yılında başlanacak diyor. Dolayısıyla teorik olarak 2014 defterlerimizin elektronik olarak tutulması gündeme geliyor. Ve önümüzde çok az bir zaman geldi, kaldı. Firmaların bu kadar kısa sürede bu yazılımı alması, kendi mevcut muhasebe programlarını adapte etmesi zor gözüküyor. Otorite de bunun bilincinde. Yine yaptıkları konuşmalarda, sunumlarda 2015 yılına, Ocak ayına sarkabileceğiyle ilgili ama başvuruyla ilgili değil, sadece kullanıma başlamakla ilgili belirli sorular gidiyor. Sektörden de bununla ilgili istekler gidiyor. Yaşayarak göreceğiz. Umarım bir erteleme gelir. Elektronik fatura uygulaması deyince mükellefler, firmalar şununla karıştırıyorlar. Telefon firmalarının, Turkcell, Vodafone, Avaya gibi 6 tane firmanın bizlere, vatandaşa, firmalara gönderdiği e-mail faturalarla karıştırıyorlar. Bizim bugün bahsedeceğimiz elektronik fatura uygulamasıyla o uygulamanın hiçbir ilgisi yok. O uygulamanın adı zaten EFK'sı, elektronik fatura kayıt sistemi. O sistemde karşı tarafın, yani müşterinin bir yere gidip kayıt olmasına gerek yok. Müşteri gerçek kişi de olabilir, tüzel kişilik de olabilir.
bu firmaların özel yetkisi var. Bilgisayarlarında faturaların sistemlerini oluşturuyorlar. Müşteriye mail atıyorlar görsel olarak faturayı. O fatura bilgisini de otoriteye sunuyorlar. Otorite de bu fatura bilgilerini saklıyor. Bizim yeni geçtiğimiz uygulama ise 2010 yılında devreye çıkan, bu senede zorunlu hale gelen uygulamada ise e-fatura uygulaması, hem alıcı hem satıcının sisteme kayıt olması gerekiyor. Sisteme kayıtlı mükellefler kendi aralarında sadece elektronik fatura düzenleyebilirler. Kayıtlı olmayanlara ise kağıt fatura düzenlemeye devam edecekler. Kayıtlı kullanıcıların listesini de elektronik faturanın internet sitesi e-fatura.gov.tr'de görebilirsiniz. Bu oradaki liste yazılımcılar açısından zor bir liste. Üzerine vergi numaraları yok. Firmaların ne zaman girdiği yok. Ama portala girdiğiniz zaman, birazdan bahsedeceğiz. Portala girdiğiniz zaman veya entegrasyon veya dün entegrasyon yöntemi kullandığınız zaman zaten kayıtlı kullanıcıların listesi vergi numaralarıyla beraber olarak sizin sisteminize akıyor. Dolayısıyla hangi firma e-faturacı, hangi fatura e-faturaya kayıtlı değil çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yeni bir düzenleme yapıldı. Eskiden elektronik fatura uygulamasına kayıt olduğu anda sabah açıyordunuz bir firma e-fatura listesinde yok. Öğleden sonra açıyorsunuz firma elektronik fatura listesinde var. O gün giriş yapmış. Ama siz faturanızı kesmişsiniz farkında olmadan. Artık o sorun da kalktı. Yeni düzenlemeye göre 7 gün boyunca firma ilan edildikten itibaren 7 gün boyunca o firmaya e-fatura kesmek zorunda değiliz. 7 günlük bir bize süre tanınıyor. Ya da bir firma girdiğinden itibaren 7 gün boyunca e-fatura kesmek zorunda değil. Dolayısıyla biz sistemlerimizi, mükellefler sistemlerini 7 günde bir güncelleseler yeterli olacaktır. Şimdi elektronik fatura uygulamasında 3 tane yöntem var. Portal yöntemi, entegrasyon yöntemi, özel entegrasyon yöntemi. Ben çok teknik kısma girmeyeceğim. Zaten anlatıcı bey bu konularla ilgili bilgi verecektir. Kendi çözümle ilgili, elektronik faturanın yaratılması, gönderilmesi, saklanması ile ilgili. Sadece özet olarak söyleyebiliriz. Portal kullanımında gelir dairesinin yarattığı ücretsiz bir web sitesi. Giriyorsunuz bu siteye ve e-mail yaratır gibi fatura yarat bölümünden fatura yaratıyorsunuz. Fatura kutucuklarını tek tek dolduruyorsunuz. Biraz manuel bir işlem. Ve aynı anda bir mükelleften bir kullanıcı girebiliyor. Yani bir firma gidip 3 kişi aynı anda elektronik fatura portalına kayıt giremiyor. Aynı anda bir kullanıcı sistemi kullanabiliyor. Az sayıda fatura kesen daha küçük işletmelerin, az sayıda e-fatura kesen küçük işletmelerin kullanacağı bir sistem. Entegrasyon yöntemi ise bilgi işlem sistemleri yeterli olan mükellefler kendi bilgi işlem sistemlerini direkt gelir dairesinin sistemlerine bağlayarak sistemdeki faturalarını elektronik olarak gelir dairesine aktarabilirler. Gelir dairesi de bu faturaları müşterilerimize aktarıyor. Burada bütün bilgi işlem sistemi firmaya ait olmalı. Bu bilgi işlem sistemleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer almalı ve 7/24 saat bu sistemin çalışır halde olduğundan mükellef sorumlu. Başvuru sırasında zaten kapsamlı bir rapor sunuyoruz. Ve firmamızın sisteminin 7/24 çalıştığı, felaket kurtarma senaryolarının, yedekleme sistemlerinin olduğunu, networklerimizin, serverlarımızın her türlü bilgisini verdiğimiz bir raporla entegrasyon testlerine girme isteğimizi anlatıyoruz. Bir de özel entegrasyon yöntemimiz var. O özel entegrasyon yönteminde gelir dairesinin onayladığı özel entegratör firmalar var. E-fatura.gov.tr sitesinde görebilirsiniz sitelerini. Bunların sayısı artacak, 20 küsürleri bulacak bu firmaların sayısı. Arasında Türkiye'nin büyük holdinglerinin kurulmuş olduğu yazılım firmaları da var. Aralarında banka da var. Listeyi oradan görebilirsiniz. Bu yöntemde ise firma kendi sistemlerini gelir dairesine entegre edeceğine, özel entegratör firma aracılığıyla hizmet alarak onun sistemi üzerinden faturalarını gelir dairesine göndermekte. Özel entegratör firmayla bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma elektronik ortamda gelir dairesine bildiriliyor. Gelir dairesi bu andan itibaren bu firmanın faturalarının özel entegratörün IP adresinden, özel entegratörün sisteminden geleceğini tanımış oluyor. Tedarikçilerine de bir fatura geldiği zaman gelir dairesine bu faturayı firmaya değil özel entegratörün sistemine göndereceğini sisteminde otomatik olarak vergi numarasından eşleyerek takip ediyor. Her birinin ayrı bir maliyeti var. Örnek verelim elektronik fatura portalının bedava bir maliyeti yok. Ücretsiz gelir dairesinin bir servisi. Sadece TÜBİTAK'tan alacağımız mühürün bir bedeli olacak. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yönteminde ise yazılıma göre her yazılımın ayrı bir ücreti var. Firmanın büyüklüğüne göre, kullanıcı sayısına göre, yazılımın kapasitesine göre belirli ücretler var. Maalesef bu ücretler bize göre yüksek. Sonuçta bir tebliğ çıkmış. Biz de buna uymak zorundayız. Ama çok sayıda firmaya, ki bunun 30 bin firma olduğunu söylüyor Sayın Bakan, elektronik faturaya geçmesi planlanan. Bu kadar firmanın bu yatırımı yapması gerçekten ağır bir yük aslında ekonomi içinde. Özel entegrasyon yönteminde ise genelde firmalar fatura başına veya aylık bir ücret talep ediyorlar. Gönderilen ve alınan fatura, arşivlenen fatura başına. Sistem şu şekilde çalışıyor. Firmamız kendi sisteminde, entegrasyon yönteminden bahsediyorum. Firmamız kendi sisteminde zaten faturalarını bugün bilgisayarda oluşturuyor. Printer'da basıcı vasıtasıyla print ediyor. Baskısını alıyor.
matbaadan aldığımız fatura üzerine çıktığımız baskıyla işlemlerimizi görüyoruz. Yeni sistemde sistemimizin bir kere elektronik karşı tarafın elektronik fatura kullanıcısı olup olmadığını anlaması lazım. Ya da bizim bunu manuel olarak girip bakmamız lazım. Çok sayıda fatura kesen özellikle perakende sektöründeki firmalar günlük işleyiş içerisinde binlerce fatura kesen bir firmanın her seferinde açıp bu karşı tarafı fatura kullanıcısı mı değil mi bakması gerçekten imkansız. Dolayısıyla sistemlerin bunu otomatik olarak yapıyor olması önemli. Elektronik fatura ise karşı taraf sistemimiz faturayı önce gelir dersinin istediği Universal Business Language dedikleri evrensel iş dilinde XML formatında oluşturuyoruz. Şöyle düşünebiliriz, bütün Türkiye'nin faturaları aynı olacak. Format olarak, kutular olarak, içindeki bilgileri yazılacağı yerler olarak bütün Türkiye'nin faturaları XML formatında ve UBL dilinde olacak. Böylelikle bir evrensellik ve bir teknik sağlanmış olacak. Faturaları istenen formata getiriyoruz sistemimizde. TÜBİTAK'tan alacağımız mali mühürle, elektronik mali mühür aletiyle imzalıyoruz. Arşivliyoruz ve gelir dersi başkanına web servisi üzerinden gelir kendi IP'mizden onların IP adresini gönderiyoruz. Onlar da bu faturaları müşterimize iletiyorlar. Her aşamada bize statüyü gösteren, o anki durumu gösteren uygulama yanıtları, iletildiği mesajları geliyor. Örneğin faturayı gönderiyoruz, bize bir cevap geliyor. Şu numaralı faturanız şu kişiye iletilmiştir diye. Veya kabul veya red mesajı varsa şu numaralı faturanız kabul edilmiştir, şu numaralı faturanız reddedilmiştir gibi senaryosuna göre bize uygulama yanıtları geliyor. Özet olarak yaptığımız iş faturayı XML'e çevirmek, mühürlemek, arşivlemek ve gelir dersi başkanına göndermek. Portal yönteminde ise çok sayıda firmada portal kullanılacaktır. İnternet sitesi gelir dersine giriyoruz, fatura oluşturu bölümünden faturaları oluşturuyoruz. Gelen faturalar bölümünden de faturaları görüyoruz. Buradaki handikap tek tek dataların, verilerin oraya girmesi gerektiği. Yani siz bir fatura oluştururken toplu yükleme seçeneğini kullanmıyorsanız ki o seçeneği kullanmak zor. Tek tek faturalardaki satırları, ürün adlarını, kiloları, kıymetleri, iskontoları, KDV'leri hepsini tek tek yazmanız gerekiyor. Aslında iki kere iş yapmış oluyoruz. Yani zaten muhasebe programımızda veya fatura programımızda yazdık bunu. Bir de açıp burada yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla az sayıda faturası olan firmaların kullanılabileceği bir yöntem. Ve belirli handikapları var. Artık insanlarla da konuştuğumda zaten portalı vesaire biliyorlar, açmışlar, denemişler, görmüşler. O yüzden belki handikaplarından, eksi noktalarından bahsetmekte fayda var. Portal kullanacak firmaların öncelikle girip bugün hayatlarında kullandıkları faturaları demo versiyonunda girip bir denemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü görecekler ki bugün ticari hayatta yaptıkları bazı uygulamaları portalda yapamayacaklar. Örnek verelim. Portalda dolar veya euro fatura kesmemiz mümkün değil. Sadece Türk lirası cinsinden fatura kesiliyor. Dolar euro keseceksek, biliyorsunuz mevzuatımız göre zaten dolar euro kesecekse Türk lirası karşılığı olmak zorunda. Açıklamalar bölümüne elle yine yazılması gerekiyor. Veya portalda 7 günden öncesine fatura kesmemiz teknik olarak mümkün değil. Yani zaten yapmamamız gereken bir işlem ama firma illa yapacağım da diyorsa portalda yapamaz. Bir açık portalı bugün bir fatura yaratmak istesem, 10 gün öncesini seçsem portal direkt hata veriyor. 10 gün öncesine fatura kesemezsin diyor. Aynı şekilde irsaliye tarihiyle fatura tarihinden arasında 7 günden fazla varsa yine kesemiyor. Yani ben bugün bir fatura keseceğim. İrsaliye tarihine 15 gün öncesini yazarsam bana izin vermiyor. Bu da handikap. Konsinye satış yapan, kabule dayalı teslim yapan firmalarda demek ki irsaliye tarihi bölümünü değil, gidip aşağıdaki açıklamalar bölümünü kullanması gerekecek. Yani sistemin biraz etrafından gezmesi gerekecek. Mevzuata uygun bir hareket olacak. Ama sistem bunları görmüyor. Örnek verelim. Maktu ÖTV'yi elektronik fatura portalına tanımlamamışlar. Maktu ÖTV'li bir işlemimiz varsa elektronik fatura portalını kullanmamız çok zor olacak. Aynı şekilde bir firma bir satırda birden fazla iskonto yapıyorsa, işte erken ödeme iskontosu, kurum iskontosu, satır başına birden fazla iskonto yapıyorsa, portalda bu da mümkün değil. Çünkü tek bir iskonto kutucuğu var. Şunu yapabilirsiniz, hesaplayıp iskontonun nihai tutarını o rakamı yazabilirsiniz. Ama fatura üzerine iki ayrı iskonto gözükmemiş olur. Elle açıklamalar bölümüne yazmak zorunda kalırsınız. Yani özetle portal kullanacak firmaların bunu bir gözden geçirmesi, gerçekten işine yarayıp yaramayacağını anlaması gerekiyor. Portalda gelen faturaları görebiliyorsunuz. Faturalara kabul veya red, eğer senaryosu birazdan bahsedeceğiz, mümkünse cevap verebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi basit bir sistem. Özel entegrasyon yönteminde de ise bir özel entegratör firmayla anlaşıyorsunuz. Gelir dersine bildirimde bulunuyor. Siz faturalarınızı özel entegratöre gönderiyoruz. Özel entegratör de müşterilere gönderiyor. Şimdi özel entegratörü seçerken belirli kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Özel entegratöre verileri nasıl göndereceğim? En kaba tabiri şunu da yapabilirim teorik olarak. Ararım özel entegratörün müşteri sanı sitesini.
şuna şu kadar fatura kes, buna bu kadar fatura kes derim. Ama gerçek hayatta bu çok mümkün değil. Bütün gün bunu uğraşmam gerekiyor. E-mail atabilirim. Dolayısıyla daha otomatize çözümler sunmaları gerekiyor ve gerçekten de sunuyorlar. Başarılı çözümleri var. Kendileri web sitesi yapıyorlar. Portallarına login olup oraya girip oradan fatura yaratabiliyorsunuz. Devletin portalına göre daha kapasiteli çünkü birden fazla kullanıcıya giriş yapabiliyorsunuz. Veya onlara bir XML text sisteminizden çıkan, sizin yazılımcılarınızın ayarladığı sistemden çıkan bir veriyi onlara gönderiyorsunuz. Onlar elektronik faturaları oluşturup devlete gönderiyorlar. Veya onlar gelip sizin sistemlerinize küçük bir adaptör, bir bağlantı noktası takıyorlar. Sizin elemanlarınız ya da firmaların, kimlik elektronik elemanları kendi ekranları üzerinden bugün nasıl fatura kesiyorlarsa o şekilde fatura yaratıyorlar. Sistem ama otomatik olarak onun e-fatura olduğunu anlayıp datayı özel entegratör firmaya gönderiyor. Burada tabii ki firmanın kendine uygun çözümü, mükelleflerin kendine uygun çözümleri seçmesi önemli. Özel entegratör firmaların hepsinin aslında arşiv etkisi yok. Buraya da dikkat etmek lazım. Mükellefin kendi faturalarını, kendi bilgi işlem sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde saklaması gerekiyor. 10 yıl boyunca ticaret kanunu kapsamında. Ve elektronik olarak saklayacağız bu faturaları. Print edip, baskı çıkıp, çıktı alıp saklamamızın hiçbir anlamı yok. Firma istiyorsa yapabilir ama tamamen elektronik ortamda saklanması gerekiyor. İsterse firma kendisi saklamak istemiyorsa, yedeklemesini yapamayacağını veya güvenlik önlemler açısından sıkıntı olacağını düşünüyorsa arşiv yetkisi almış firmalarda da bu saklama hizmetini alabilir. Şu anda 4 tane firma bu izni aldı, lisans aldı. E-Fatura Gov.tr'den de takip edebilirsiniz arşiv yetkisi alan firmaları. Senaryolar maalesef en sıkıntı yaratan bizim günlük ticari hayatımıza adapte edeceğini, nasıl yapacağımızı bilemediğimiz, sektörel bazda konuştuğumuz bir konu. Faturayı düzenleyen kişi, yani satıcı taraf, her faturada bir senaryo seçiyor. İki tane senaryo var. Temel fatura senaryosu ve ticari fatura senaryosu. Temel fatura senaryosunda biz faturayı oluşturuyoruz, satıcı tarafı olduğumuzu düşünelim. Karşı tarafa gönderiyoruz. Bize bir iletildi mesajı geliyor. Anında zaten geliyor, faturanız iletilmiştir şeklinde. İşlem bitmiş oluyor. Karşı tarafın bir itirazı varsa, olabilir, reddedebilir faturayı. Sistem üzerinde kabul veya red diye elektronik bir tuş yok. Kendisi harici yollarla reddetmesi lazım. Yani bugün kağıt faturada nasıl reddediyorsa o şekilde reddetmesi lazım. Burada da telefonla veya e-mail ile yapılan reddin hukuk açısından geçerliliği tartışılacağı için genelde öneri noter üzerinden reddetmek oluyor. Ki bu da firmaların genelde itiraz ettiği haklı olarak hem iş yükü hem maliyet hem günlük işleyişine başa çıkamayacağımız bir yöntem. Dolayısıyla burada şu gündeme geliyor. Temel fatura gönderirsem kabul veya red tuşu olmadığı için harici yolla reddedebilirim veya bu bana maliyetli geliyorsa firmalar iade faturası düzenleme. Yine elektronik olarak aynı tutarda bana bir iade faturası düzenlemeyi tercih edecekler. Gelir dersi bunu daha çok iadesi mümkün olmayan elektrik, doğalgaz, su, telefon faturaları için düşünülmüş bir sistem. Orada çoğunda biliyorsunuz ödüyorsunuz, sonra itiraz ediyorsunuz. Ama bu sistem herkes açık, herkes temel fatura düzenleyebilir, temel fatura alabilir. İlla elektrik, doğalgaz veya kamu kurumu olmamıza gerek yok. Ticari fatura senaryosu ise bizim ticari hayatımızın gerçeklerini daha çok yansıtan bir senaryo. Faturayı oluşturup gönderdiğimiz zaman bize yine iletildi mesajı geliyor faturanın karşı tarafı iletildiğine dair. Ayrıca karşı tarafın önünde bir tuş var, kabul veya red diye. Kabule basarsa bana cevap geliyor, şu numaralı faturanız kabul edilmiştir diye. Redde basarsa, faturayı reddetmek 8 gün içerisinde biliyorsunuz reddetme hakkı var faturaları Türk Ticaret Kanunu kapsamında. Red tuşuna basarsa bir de sebep yazıyor karşı taraf. Şu sebep ne, hangi sebeple reddettiğini yazıyor. Biz bakıyoruz, eğer karşı tarafın reddini haklı görüyorsak ilk fatura iptal ediliyor. Biz muhasebe kartını aldıysak, defterlerimizi aldıysak çıkarıyoruz. Karşı taraf zaten reddettiği için büyük ihtimalle almamıştır kayıtlarına. Doğru faturayı yeni bir fatura numarasıyla yeni bir fatura düzenleyerek yapıyoruz. Dolayısıyla sistemimizden bir fatura gitti, o fatura kimsenin kayıtlarına alınmadı, ikinci fatura doğru fatura olarak gitti ve hem bizim kayıtımıza hem de müşterimizin kayıtlarına alındı. Biz faturayı gönderdi, karşı taraf reddetti ama biz karşı tarafın reddini haklı görmüyoruz. Bu durumda tabii ki bugün kağıtta olduğumuz gibi uyuşmazlığa düşüyoruz, anlaşmazlığa düşüyoruz. Biz kendi kayıtlarımıza faturayı alıyoruz, biz çünkü doğru olduğuna inanıyoruz. Karşı taraf büyük ihtimalle almıyor kayıtlarına, kağıt faturada olduğu gibi hukuki süreç ve uyuşmazlık, mutabakatsızlık oluşuyor. Dolayısıyla bu sistem tabii ki tüccarlar arasında, firmalar arasında mutabakatsızlığı, uyuşmazlığa çözüm olacak bir sistem değil. Sadece kağıt faturanın elektroniğe çevrilmiş hali. Temel fatura senaryosunda şuna dikkat etmekte çok fayda var. Tabii ki bunu yaşayarak göreceğiz, hayatımıza yeni girdi. Ben karşı tarafa bir fatura gönderiyorum, temel fatura senaryosu. Dolayısıyla karşı tarafına kabul veya red yok.
Karşı tarafta telefonla veya e-mail'le bir şekilde bana diyor ki ben faturayı reddediyorum, yenisini düzenle. Ben de yenisini düzenliyorum. Şimdi gelir dersinin gözünde iki tane fatura gitti karşı tarafa. Ama hem KDV beyanımızda hem defterlerimize gelir olarak bir kere gelir gösterdik. Bunu sorduğunuz zaman bize iki kere fatura geçmişsin ama bir kere gelir yazmışsın. Çünkü bizim ilk faturamız reddedildi dememiz lazım. Ama dediğimiz zaman da eğer bize telefonda reddettiyse karşı taraf, elinde hiçbir yazılı belge yok, bilgi yok. Bunu anlatmam uzun sürecek, zaman alacak. O yüzden mümkünse temel fatura senaryo kullanılıyorsa bir şekilde kayıtlı elektronik posta olabilir, noter vasıtasıyla olabilir, taahhütlü mektup olabilir. Bunu tabii hukuki bir konu, benim çok uzmanlığım yok. Ama bir şekilde bizim bunu anlatabileceğimiz şekilde red mesajlarını saklamamız çok önemli diye düşünüyorum. Yaşayarak göreceğiz. Faturalarımız, portalda yapılan faturalarımız bu şekilde olacak. Üzerine gelir dersi başkanlığının logosu olacak ve elektronik fatura bilgisi olacak altında. Fatura numaralarında ise belirli bir kural var. Portalda yaratıyorsanız faturayı, numarayı zaten portal otomatikman veriyor. Entegrasyon veya ürün entegrasyonu yapıyorsanız, satın aldığınız sistem veya hizmet sağlayıcı size bir numarayı belirlenen kurala göre veriyor. Kural şu şekilde, bütün fatura numaraları Türkiye'de, e-faturalar için, 3 harf. Mesela bizim şirketimiz için PWC olduğunu hayal edelim ve ABC fark etmez. Yıl 2013, 9 tane hane 0000001 şeklinde başlayacak. 2, 3, 4 diye seri numaraları takip edecek. 2014'te 2014.0001 diye devam edeceğiz. Dolayısıyla kağıt faturada bugünkü gibi matbu fatura numarasını kullanacağız. E-faturada ise elektronik fatura numarasını kullanacağız. Ve YMİ kayıtlarımıza elektronik defterde de kağıt defterde de aynı şekilde YMİ kayıtlarımıza bu matbu fatura ve elektronik faturanın resmi numaralarını kaydetmemiz lazım. Bu da zor bir süreç. Firmaların bunu yapmamanın riskini bir değerlendirmesi önemli. Özellikle 19 Aralık'ta defterle ilgili çıkan tebliğ, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Vergi Usulü Kanunu kapsamında çıkmış bir tebliğ. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda da bununla ilgili bir ceza maddesi var. Firmaların, mükelleflerin takdiri biraz da sektörün uygulamasını yine yaşayarak öğreneceğiz. Vardı arada konuştuk, yurt dışından mükellefler, yurt dışı merkezli firmalar. Eğer entegrasyon çözümünü kullanıyorlarsa veya hangi çözümü kullanırlarsa kullansınlar, arşivin ne olursa olsun Türkiye'de yer alması gerekiyor. Ama entegrasyon çözümünde faturanın kaynağı yurt dışındaysa veya yurt dışından bir bağlantı gerçekleştirecekse, son arşiv Türkiye'de tutulmak kaydıyla firma yurt dışındaki serverlarını kullanmak için gelir dersen özel izin alabilir. Birçok müşterimiz için bu izni aldık. Böyle bir firma varsa aramızda veya müşterilerimiz arasında bu şekilde bilgilendirme yapabiliriz. Başvuru sürecini geçebilirim herhalde. Zaten yapmış olduğumuzu umut ediyorum bütün firmalarımız için, mükelleflerimiz için. Yapmadıysak da bir an önce yapmamız lazım. Gelir dairesine bu konuda çok başvuru oluyor. Yapmadık, yapacağız diye. Ben aralarında şu anda ceza uygulandığını görmedim. Kaçırdığı için süreyi. Ama teorik olarak sonuçta mevzuata göre ödevimizi yerine getirmediğimiz için böyle bir ceza olabilir. Ama en azından başvurup 31 Aralık'ı kaçırmamız lazım. Çünkü hiç başvurmadan 31 Aralık'ı da kaçırırsak düzenlediğimiz faturalar düzenlenmemiş kabul ediliyor. Bir firma e-fatura uygulamasına geçmesi gerektiği halde geçmeyip veya e-fatura uygulamasına geçtiği halde, kesmesi gerektiği halde kağıt fatura kesmeye devam ederse, kestiği kağıt fatura, düzenlediği kağıt fatura hiç düzenlenmemiş kabul ediliyor. Aynı şekilde e-fatura almamız gerektiği halde kağıt fatura alırsak o fatura hiç alınmamış kabul ediliyor. Yani firmamız mükellef fatura almadan mal almış, hizmet almış veya fatura kesmeden, düzenlemeden mal satmış, hizmet satmış durumuna düşüyor. Hem özel usulsüzlük cezası var, hem de gider indirimi olmasa bile KDV'nin indirimi, o olmasa bile KDV iadesi alan firmalarda çıkacak sıkıntılar çok önemli gelecek. Nitekim geçen hafta değil, ondan önceki hafta Gelir Dersi Başkanımız bu konuyla ilgili yaptığı bir sunumda, hatta gazetelere de yansıdı. KDV'yi indiremezsiniz. Eğer aldığınız fatura kağıt fatura ise elektronik fatura olması gerektiği halde KDV'yi indiremezsiniz gibi bir yaklaşımda bulundu. Dolayısıyla bu riski alamayacağımız bir risk. Biz bütün müşterilerimizi ertelenmeyecekmiş gibi, kesinlikle ertelenme olmayacakmış gibi bütün bu çalışmaların yapmasını ve ne olursa olsun 31 Aralık'a bu işi yetiştirmesini öneriyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani bu mobil postlarda 1 Temmuz'da ertelendi, Ekim'e geldi, bu da ertelenir mi ertelenmez mi gibi tartışmalarda bence mobil post uygulamasına nazaran bu risk alınamayacak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. TÜBİTAK'tan aldığımız süremi de atlamayayım çok, diğer eğitimcimizin zamanından çalmayayım. TÜBİTAK'tan bir mali mühür almamız gerekiyor. Hangi yöntemi kullanacaksak kullanalım. Öyle bir soru da geliyor. Biz özel entegratör firma kullanacağız. Faturalarımız onun tarafından mühürlenecek. Biz yine de mühür alacak mıyız? Evet, biz yine de mühür alacağız.
e-fatura uygulamasına zaten girmenin birinci şartı mali mürü TÜBİTAK'tan kurumumuz adına almak. Zaten e-faturada kullanmasak bile özel entegratör kullanacak firmalar için söylüyorum. E-defter zamanı geldiği zaman önümüzdeki sene zaten bu mali mürü kullanıyor olacağız. Bunun değişik versiyonları var. Akıllı kart veya donanımsal güvenlik modülü. Mükellefin fatura sayısına göre, ihtiyacına göre, server'ın büyüklüğüne göre istediğini seçebilir. Genelde firmalarımız milyonlarca fatura kesmiyorsa akıllı kart veya USB stick dediğimiz kart okuyucularla bu işleri halledebiliyor. 800-900 lira gibi bir ücreti var TÜBİTAK'tan aldığımız bu kartı. Sadece TÜBİTAK'tan alabiliyoruz. Yani elektronik imzadan farklı. Elektronik imzada kişiye verilen bir imzadır, kişiye verilen bir sertifikadır. Elektronik mali mürü ise her ne kadar bir kişinin adına zimmetlesek bile, bir kişinin adını sorumlu olarak bildirsek bile kuruma verilen bir elektronik kaşe gibi düşünebilirsiniz. Tüzel kişiliğe verilen bir imzadır. Bir firma bir tane alabilir. Birden fazla şubesi varsa ek şubeler içinde alabilir. Ama zaten entegrasyon veya özel entegrasyon kullanıyorsa ne kadar şubesi olursa olsun merkezi bir serverdan fatura göndereceği için bir tane mühür alması yeterli olacaktır. Elektronik defter uygulamasında YMİ ve Kebir'de biz artık elektronik defter uygulamasına geçiyoruz. Noter, açılış kapanış tasdiki, defterlerin kağıda basılması gibi bir uygulama tarihe karışıyor. E-faturaya geçen firmalar e-deftere de geçecekler. Geçmeyen firmalar gönüllü olarak da geçebilirler. Elektronik fatura ve elektronik deftere. Artık Kebir ve YMİ'yi aylık olarak, şu anda aylık yazıyor mevzuatta, aylık olarak elektronik ortamda tutacaklar. E-deftere geçmenin birinci şartı elektronik fatura uygulamasına geçmek. Zaten zorundayız. Bu sene geçiyoruz. Mali mühür almak. Zaten e-faturaya geçerken mali mühürümüzü alıyoruz. Bir de en önemlisi uyumluluk onayı almış, gelirler tarafından incelenmiş, test edilmiş ve ilan edilmiş bir e-defter yazılımı kullanmak. E-defter Gov.tr sitesinde uyumluluk onayı almış yazılımları görebilirsiniz. Ticari hayatımızda sıklıkla kullandığımız Logo, Micro, Netsys, SAP, Oracle hepsinin elektronik defter çözümleri var. Bunlardan birini alabiliriz. Veya mükellef isterse kendine has bir sistem kullanıyorsa kendi sistemini teste sokabilir. Gelir dersi başkanlığına uyumluluk onayı almak için teste sokabilir. Böyle bir firma varsa 1 Eylül 2014 tarihine kadar bu onayı almak durumunda, bunun başvurusunu yapmak durumunda. Elektronik defterler aylık dönemler itibariyle elektronik ortamda saklanmaktadır. Kağıda basmamıza hiç gerek yok. Firma isterse basar ama normalde XML olarak elektronik ortamda saklayabiliriz. Ne zaman geçilebilir sisteme? Aslında bu önemli bir soru. Çok da kafa karıştırıyor. Tebliğe göre 2014 takvim yılı içerisinde uygulamaya geçmek durumundayız. Kullanmaya başlamak durumundayız. Firmalar yıl içerisinde, sene başında veya senin istediği bir anında elektronik defter uygulamasına geçebilirler. Ama kural şu şekilde, örnek verelim. Biz Kasım ayında geçeceğiz diyoruz elektronik defter uygulamasına. O zaman tebliğimize göre ilk 10 ay kağıt defter tutacağız. Yani sene başında açılış tasdiki yapılacak. 10 ay boyunca kağıt defter tutulacak. 10. ayın sonunda kağıt defterlere kapanış tasdiki yaptırılacak. Kasım ayında elektronik deftere girerken sadece Kasım ayını değil, İlk 11 ayı da elektronik defter dataları olarak vermek durumundayız. Dolayısıyla mükerrer iş yapmış oluyoruz. Hem kağıt tuttuk 11 ay boyunca hem de elektronik defteri 11. ayda verirken ilk 11 ayı da elektronik data olarak içeriye verdik. Dolayısıyla en mantıklısı sene başında buna geçmek gözüküyor. Ocak ayında elektronik defterle hayata başlamak gibi gözüküyor. Ama çok kısa bir zaman kaldı. Bu kadar firmanın aynı anda hem e-fatura projesini hem e-defter projesini yürütmesi zor. O yüzden umut ediyoruz ki otorite bir değişiklik yaparak 2014 takvim yılında başvuru ama 2015 Ocak ayında başlama gibi bize bir kolaylık sağlarsa firmalar çok rahat edecektir. Umut ediyoruz böyle olabilir. Bir de aylık defter tutulması gerekiyor. O bölümü konuştuğumuz zaman ise şu şekilde bir uygulama var. Firmamızın zaten bu bilgisayarlarında muhasebe programlarında defterlerini tutuyorlar. Her ay itibariyle bir dahaki ayın sonunda, yani mesela Mayıs'ın defterini Haziran'ın 30'unda sonunda elektronik formatta aldığımız yazılımla, gelirlerin onayladığı bir yazılımı almışız zaten, sistemi kullanmaya başlamışız. Bilgisayarımızdaki defteri o yazılım içerisinde açarak XML formatında, XML'in biraz daha kapsamlı formatında gelir dersin istediği formata getiriyoruz. Sonra bu defter kaydımızı, bir YMİ defterimiz diyelim aylık, elektronik mali mühürümüze yine aldığımız yazılımla imza alıyoruz. Dolayısıyla artık o defterin içeriği değişemez. Defterin üzerine hiçbir oynama yapamam çünkü mühürledim artık. Defterden oluşturduğum bir berat dosyasını, bir özet dosyasını, şöyle düşünemiyorum kaba bir tabirle, bir sayfalık küçük bir özet dosyasını, içine ne var? Firmanın adı, işte Mayıs ayı YMİ defteri, firmanın vergi numarası gibi belirli basit bilgiler var. Ve burada
berat dosyasında ilgili defterin üzerine bastığımız mühürün değeri var. Zaman değeri ve mühür değeri var. İş şifresi var. Sonra biz bu berat dosyasını da bir küçük sayfalık diyelim. Berat dosyasını da mühürlüyoruz. Yine elektronik mali mühürümüze. Sonra elektronik defterimizin beratını yüklemek üzere gece dersi başkanlığı sitesine giriyoruz. Berat yükleme bölümünü defter girdikten sonra beratımızı sisteme yüklüyoruz. Upload ediyoruz. Yüklüyoruz. Yükledikten sonra gelir derste sanki takip fişi alır gibi kendi beratını vurduruyor, kendi mali mühürünü vurduruyoruz ve geri indiriyoruz bilgisayarımıza, download ediyoruz. Dolayısıyla defterimiz vardı, zaten hiç gitmedi. Gelir dersi defteri hiç göndermedik. Defterden oluşturduğumuz özet dosyayı ise, berat dosyasını ise gelir dersine gönderdik ve geri aldık anında. Üzerinde 3 tane imza var. 2 imza bizim imzamız, 1 imza da otoritenin imzası. Ellerindeki 3 imzanın kodu kaydediliyor Ankara'da, server'da. Bir incelemeye gelecekleri zaman kendi ellerinde 3 tane şifre olacak. Bizim elimizde 3 tane şifre var. 3 şifre de birbirinin aynıysa demek ki biz ne defterde ne beratta bir oynama yapmadık. Her şey usulüne uygun. Ama bir değişiklik varsa biz ya defterde oynama yaptık ya beratta oynama yaptık. Usulsüz bir iş yaptık anlamına gelir. Bu beratı yaratma, yükleme ve beratı indirme noterin yaptığı açılış ve kapanış tasdiki yerine geçiyor. Dolayısıyla artık elektronik defter sürecinde noterleri açılış ve kapanış yaptırmayacağız, tasdik yaptırmayacağız. Bir de mükellefleri anlatmamız gereken, meslek mensubu olarak da özellikle kafa yoracağımız, zaman harcayacağımız bir uygulamada yeni defterlerin eski defterlere göre farkı. Tebliğde yazan ifade, elektronik defter mevcut defter hükümlerinden bağımsız olarak kurgulanmış bir tebliğ. Yani biz şöyle düşünüyorduk. Bizim defterimiz var bugün. Ya defterde olması gereken asgari bilgiler kağıt defterde sağ tarafta. Biz de bunları elektroniğe çevireceğiz diye düşünüyorduk ama tebliğ çıkınca ve kılavuzlar çıkınca gördük ki yeni defterde bugünkü defterimizde olmayan ve yeni defterde olması gereken ekstra bilgiler var. Örnek verelim. Artık her EMI'ye kaydında ödeme yöntemini yazmak zorundayız. Banka, nakit, çek vesaire. Ki bununla ilgili de çok tartışmalar var. Ben bir mal satarım, nakit çek bile satarım, çek yazarım, 3 ay vadeli. İkinci ayda arar müşterim, param var nakit vereyim mi der. Tabii ki alacağım parayı. Ama benim defterim çek yazıyordu ve artık 2 ay öncesine dönüp o defteri düzeltemiyorum. Çünkü mühürledim, geçen ayın sonunda o defteri mühürledim. Dolayısıyla bu neye istinaden koyulmuş? Çünkü vergi usulümüzde böyle bir şey yok, bir ceza maddesi de yok. Neye usulen böyle ekstra bilgiler koyulmuş? Herhalde istatistik bilgi olabilir. Bir de önümüzdeki senelerde elektronik ödeme diye bir yeni tebliğ ve yeni bir uygulama çıkacak. Bankaları ilgilendiren bir şey. Büyük ihtimalle otorite e-irsaliye projesiyle yol hareketlerini, mal hareketlerini, e-fatura projesiyle fatura hareketlerini, e-ödeme projesiyle de ödeme hareketlerini takip edip kayıt dışı ekonomiyle mücadele planında ilerleme sağlamayı düşünüyor. Bunları da yine yaşayarak göreceğiz. Aynı şekilde kibir içinde aynı şeyler geçerli. Bugünkü defterlerimize göre ekstra bilgiler var. Şurası önemli. Biz dedik ki biz nasıl sene içerisinde istediğimiz bir zaman girebiliyoruz. Senenin sonuna doğru gireriz. Tamam, senenin sonuna kadar kağıt tuttuk. Sene sonunda elektroniğe geçtik. Ama sene sonunda elektroniğe geçtiğimizde senenin başından itibaren dataları, verileri yüklememiz lazım. Ama bizim ilk 11 ay tuttuğumuz kayıtlarda ne ödeme yöntemi var ne de burada ekstradan istenen bilgiler var. Çünkü biz kağıt hayatımızdaki verilerle yaptık. Dolayısıyla firmanın yazılımlarını belki şimdiden güncellenmesi, ilgili kutucukların şimdiden açılması ya da mümkünse bu işe sene başında geçmesi en sağlıklı yöntem olacak. Umut ediyoruz 2015'e ertelenme işi başarıyla ilerler. Bu arada berat işlemi kesinlikle vergi usulü veya muhasebe kurallarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelmiyor. Berat işlemi sadece bizim zamanında defteri kapattığımız ve zamanında otoriteye tasdik ettirdiğimiz anlamına geliyor. Yoksa gelir dersi buna defterin uygundur anlamına gelmiyor. Defterde düzeltme, bir dahaki örnek verelim. Haziran defterini 30 Temmuz'a kapattığımız için daha sonradan Haziran defterine bir düzeltme yapmamız mümkün değil. Hatanın tespit edildiği cari dönem içerisinde mevzuata uygun şekilde düzeltmenin yapılması gerekiyor. Ters kayıt anlamına geliyor. Bunu da artık yeni hayatımızda adapte edeceğiz. Buradaki tabii herkesin görüşü, aklın yolu bir. En azından defter döneminin 3 ayda bire çıkarılması, vergi düzenimize de uygun hale getirilmesi. Umut ediyoruz böyle bir ilerleme de olur. Tabii burada da meslek mensuplarının da görüşleri çok önemli. Umut ediyoruz 3 ayda bir olur. Şu an için BABS formlarıyla ilgili bir değişiklik yok. Ama otoritenin, hatta buradaki yazı direkt ilgili daire başkanının görüşüdür.
ileride herkese faturaya geçince, herkese deftere geçince zaten BABS'nin anlamı kalmayacak. Böyle bir ek bildirim yapılmasına gerek kalmayacak. Ama şu an için herkese faturaya geçmediği için, herkese deftere geçmediği için BABS olduğu gibi devam ediyor. Başvurularında dilekçeyle başvuracağız. Hangi yazılımı kullandığımızı söyleyeceğiz. Bu kadar. Kolay bir başvuru süreci var e-defterde. Ama eğer biz onaylanmış bir hazır yazılım kullanmayacaksak, kendi yazılımımızı kullanacaksak zor bir süreç. Bu yazılımı demo ile beraber teste sokmamız gerekiyor. Bu da zor bir süreç. Genelde firmalar halihazırda onaylanmış, Türkiye'de sıklıkla kullanılan yazılımları kullanmayı tercih ediyorlar. Şimdi burada özellikle bizim meslek grubunu ilgilendiren husus şu. Eminim bunu üstadlar, yöneticiler vesaire hepsini görüşüyorlardır, konuşuyorlardır, düşünüyorlardır. E-faturada gelir dersi şunun önünü açtı. Özel entegratör firma kullanarak faturayı gönderme alma. Yani bir servis sağlayıcı üzerinden matbaadan hizmet alır gibi faturaları gönderme alma. Ama e-defterde tepki çok açık. Ancak mükellef kendi sistemlerini defter yaratabilir. Kendi bilgi işlem sistemlerinde kendi mali mührüyle defter yaratabilir. Yani burada bu mesleği yapan firmaların artık nasıl defter tutacağı, mükellefin mührünü mü alacağız, hangi yazılımı kullanacağız, artık biz bu işi yapamayacağız mı gibi çekinceler var. Dolayısıyla bunun şimdiden görüşülmesi, bir karara bağlanması çok yararlı olacak. Çünkü ben biliyorum ki özel entegratör firmalar e-faturaya talip oldukları gibi e-deftere de talipler. Ama bizce bu işi mesleğin erbabı kişiler tarafından yapılması önemli. Ben açtım galiba biraz zamanımı. Uzun bir konu. Mümkün olduğu kadar hızlıca anlatmaya çalışıyorum. E-arşiv uygulamasını geçelim o zaman. Tebliğ taslağı çünkü daha taslak halinde. Sadece şunu söyleyeyim ben e-arşiv uygulamasıyla ilgili. Yakın zamanda, çok yakın zamanda umut ediyoruz ki bu sene sonuna kadardır bu. Bir tebliğ çıkacak. E-arşiv tebliğ taslağını görebilirsiniz otoritenin sitesinde. Bu da diyor ki irsaliyeler için çok önemli. Şimdi e-fatura uygulamasında artık irsaliyeli fatura gibi bir şey kalmadı. Çünkü müşteriye bir faturayı ayrıca göndereceğim. İrsaliyeli ayrıca matbaadan aldım. İrsaliyenin üzerine yapıp göndereceğim. İrsaliyeli fatura, e-faturalı teslimlerde mümkün değil. Firmalarımızın bunu ayırması gerekiyor. Bu yeni tebliğ taslağı bana bir kolaylık sağlıyor. Diyor ki, sen e-arşiv uygulaması iznini aldıysan, karşı taraf e-faturacıysa, sen ona e-fatura keseceksin. İstersen e-faturanın üzerine teslim tarihini yaz, print et, kaşele, imzala, irsali yerine geçecek diyor. Yani ayrıca irsali düzenlemene gerek yok. Faturayı irsali olarak düzenleyebilirsin. Dediğiniz gibi daha çok sıcak satış için düşünülmüş bir iş. Çünkü belki firma irsaliyesinde kıymet bilgilerine yer vermek istemeyebilir. Gezmesini istemeyebilir nakliyecinin elinde. Ama istiyorsa da böyle bir uygulamayı kullanabilir. Buna geçtiğimiz zaman bütün Türkiye neredeyse e-fatura geçmeyi yeltenecek, isteyecektir. Çünkü şöyle bir uygulama var bunda. Biz e-faturacıya e-fatura geçeceğiz. E-faturacı olmayana ise matbaa faturasını kullanmayacağız. Kendi bilgisayarımıza, yani Amerika'daki gibi, İngiltere'deki gibi kendi bilgisayarımıza bir fatura yaratacağız. Kendimiz numaramızı kendimiz vereceğiz. Print edeceğiz boş A4 kağıda veya bir kağıda. Müşterimize vereceğiz. Ve ikinci nüshasını, üçüncü nüshasına basmamıza gerek yok bu tebliğ taslağına göre. Bilgisayarımıza saklayacağız. Yani her fatura tek nüsha basılabilecek. Ve kendi faturamızı kendi numaramızla basacağız. Gerçek kişi ise karşı taraf ve hizmet veriyorsak, servis veriyorsak faturayı hiç basmamıza gerek yok. Müşterimize soracağız. E-mailime gönder, cep telefonuma gönder diyorsa faturayı hiç print etmeden e-mail olarak göndereceğiz. Ama mal teslimi yapıyorsak, bir mal satıyorsak bir kopya print edeceğiz. Yine kendi yarattığımız bir faturayı vereceğiz. İkinci nüshayı, üçüncü nüshayı print etmeyeceğiz. Bu uygulama yakın zamanda hayata geçecektir. Ama şimdiden firmaların e-fatura yazılımlarını kullanırken e-arşiv yazılımlarını düşünerek iş yapması lazım. Yoksa iki kere maliyet, iki kere iş yapmış oluruz. Şimdiden bunları düşünmekte fayda var. Bu arada bu tebliğ taslağına göre internetten satış yapan firmalar için e-arşiv 2015 Ocak itibariyle zorunlu. Bu tebliğ taslağına göre. Yani onlar için gönüllü değil, zorunlu olarak bu uygulamaya girmek durumundalar. Cezaları konuştuk. Almak zorunda olduğumuz halde e-fatura, kağıt fatura alırsak bir sıkıntıdır. İsterseniz buradan sonra direkt şeye geçelim, çok detaya girmeden. Genelde mükelleflerin yaşadıkları, bizim PwC olarak yaptığımız projelerde yaşadıkları sorunlar. Hepimizin sorunları yaşayacağız. Öncelikle bir yöntem seçimi. Firma kendi sistemine, iş büyüklüğüne, fatura sayısına göre bir yöntem seçecek, bir arşiv sistemi seçecek. Onunla ilgili bugün güzel bilgiler alacağız. Bir de firmaların senaryoları tartışması lazım. Tedarikçi ve müşterileriyle. Şimdi bazı büyük perakende zincirleri diyor ki, siz bana ticari keseceksiniz ama ben size temel keseceğim. Çünkü ben kendime gelen faturayı kabul ve red tuşunu istiyorum ama benim kestiğim faturada kabul ve red tuşunun olmasını istemiyorum. Dolayısıyla burada
ticari güçte, ticari ilişkide iki taraf arasındaki güç bu işi belirleyecek. Aslında kılavuzumuza göre, yani ilgili kılavuza göre ticari fatura senaryosu karşılıklı rızaya bağlı. Temel fatura senaryosu rızaya bağlı değil. Ben istesem bir firmaya hiç sormadan sattığım mal ve hizmete ilişkin temel fatura senaryosunu kullanabilirim. Ama işin gerçeğinde ticari hayatta böyle olmuyor. Güçlü taraf karşı tarafa şu senaryoyu kullanacaksın, ben reddedeceğim, kabul edeceğim veya iade faturası keseceğim diyebiliyor. Dolayısıyla özellikle firmaların, distribütör ile çalışan, bayi ile çalışan firmaların buna şimdiden içinde karar vermesi yararlı olur. Yoksa 1 Ocak tarihinde firmamıza faturalar geldiği zaman nasıl kabul edeceğiz, nasıl reddedeceğiz, iade faturasını keseceğiz, notere mi gideceğiz reddetmek için çok büyük bir kaos olur. Yine en başta verdiğiniz örnek Migros harcaması, masraf politikası. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Ben mesela şirketin elemanı olarak gidiyorum, otelde kalıyorum, araba kiralıyorum, yol harcaması yapıyorum, restoranda yemek yiyorum. Bugün ne oluyor? Faturaları, fişleri alıyoruz, ofise geliyoruz, evrak yapıyoruz, masraf politikası olarak veriyoruz muhasebeye, ilgili masrafı yapıyorlar. Şimdi gideceğim otelde kalacağım, sabah otelden çıkarken parayı öderken faturayı benim elime vermeyecekler, faturayı sistemden 30 saniye içerisinde merkeze gönderecekler. Büyük bir işletmede bu otelde kim kaldı? Ahmet mi kaldı, Mehmet mi kaldı? 3 gün mü kaldı, 5 gün mü kaldı? Acaba ödedi mi, ödemedi mi? Ya da 300 lira ödedi ama ya otel kötü niyetli arkadan 500 lira faturalarsa? Çünkü o kişi orada faturayı görmeyecek. Dolayısıyla firmaların satın alma politikalarına bakması, masraf politikalarında bir yola gitmesi lazım. Yoksa muhasebe departmanı veya muhasebecilerimiz burada çok büyük sıkıntı yaşayacak. Yüzlerce faturayı elemanların peşine koşturarak gerçekten böyle bir harcama yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle uğraşmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla özellikle büyük işletmelerin buna şimdiden bir çözüm bulması önemli. Bizim önerilerimiz var. Harcama yaparken faturaya adınızı yazdırın. Faturanın ne yapın edin bir kopyasını alın. Yasal yani resmi bir değeri olmasa bile bir kopyasını alın. Bugün yaptığınız gibi masraf yapın. Faturaların üzerine e-fatura aldığınızı yazdırın gibi belirli önerilerimiz var. Bir de bizim muhasebe açısından çok ilgilendiğimiz ve sıkıntıya sokacak bir konu da İthalat işlemleri veya diğer dekontu işlemler. Bugün ithalat yapan firmalar nasıl oluyor? Müşavire gidiyor, belirli harcamalar yapıyor. Arziye, iç nakliye, ham maliye, elleşleme. Bu paraları ödüyor, bizim adımıza ödüyor. Ama faturalar bize kesiyor, ithalatçıya kesiliyor. O faturaları topluyor, ithalat beyanlarının setinin altına koyuyor. Kendi faturası ile beraber bize set haline gönderiyor. Ben hangi harcamaların hangi ithalata ilişkin olduğunu o vasıtayla anlayabiliyorum. Yeni sistemde müşavir gidecek, harcamalar yapacak. Belirli büyük firmalar, büyük nakliyeciler, ahşapolar vesaire, limanlar faturayı bize kesecek ve müşavire veremeyecek, fatura direkt sistemden bize akacak. Biz açacağız sabah, yüzlerce fatura gelmiş. Ben onun hangi ithalata ilişkin olduğunu, parçalı bir ithalat mı yoksa o ithalat bitmiş mi, bunu orada göremeyeceğim. Dolayısıyla müşavir firmaların, gümrük müşavir firmalarına uyarılarak mümkünse faturanın bir çıktısını alması, bugün yaptığı gibi set yapması, mümkünse faturaya ithalat beyannamesini veya antropa beyannamesinin numarasını yazdırması, müşavir tarafından ödenip ödenmediğini yazdırması. Çünkü karşı taraf ödeme bekliyor mu, beklemiyor mu? Mükerrer ödeme yapmamak için bunlar da önemli. Firmaların şimdiden bunu düşünmesi lazım. Bir de sektörel bazı problemlerimiz var. Her birimizin bence müşterilerimize bakıp, firmalarımıza bakıp bizim sektörde ne gibi problem olur düşünmesi lazım. Örnek verelim. Trafik tescilleri biliyorsunuz, ben araç satıyorum, müşteri geliyor, trafik tescili için elemanı gönderiyorum, yani müşaviri gönderiyorum. Trafik tescili kağıt faturayla yapılıyor. E-faturayı nasıl yapacağız? E-faturanın çünkü hukuk niteliği yok. Veya serbest bölge ithalatlarında kağıt fatura var. E-faturayla nasıl yapacağız? Bunun gibi bir sürü problem var. İhraç kayıt satışlarda, tecil telkinlerde, yatırım teşvik belgesi kapamalarında kağıt fatura ve YMİ kaydı bakılıyor. Bunların nasıl yapılacağıyla ilgili otoritenin açıklamalarını bekleyeceğiz. Serbest bölge genel müdürü bir açıklama yaptı. Serbest bölge işlemlerinde e-faturayı print edin, imzalayın, kaşeleyin. Biz onu kullanacağız, izin vereceğiz dedi. Umut ediyorum diğer kurumlarda, SGK olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, diğer kurumlarda böyle açıklamalar yaparak e-faturayı nasıl inceleyeceklerini, nasıl bakacaklarını bizlere söylerler. Beklenen gelişmeler bitirmeden önce mevzuatta ek düzenlemeler yapılıyor. Her hafta veya her ay en azından kılavuzlarda bir değişiklik yapılıyor. Bunları takip etmemiz önemli. Müşterilerimizin mükellefleri iyi bilgilendirmemiz önemli. E-arşiv tebliğ taslağından bahsettim. E-irsaliye gibi bir taslak da vardı. Yani daha doğrusu taslak değil, bir plan var. Biz araç yola çıkmadan önce bir internet sitesinden büyük ihtimalle girip malın nereye gideceğiyle ilgili irsaliye bilgilerini girebileceğimiz bir sistem öngörülüyordu. Ama şu anda ne aşamada açıkçası bilemiyorum. Bir de e-ödeme uygulaması var uzun yıllardır gündemde olan. Gelir dairesi büyük ihtimalle ilgili faturaların ödeme hareketlerini de takip etmek isteyebilir. Bunu da bankalarla yapılacak bir projeyle halledebilirler. Ben teşekkür ediyorum. Herhalde bu anlatımdan sonra, aradan sonra bir soru cevap olacak. Her türlü sorunuza o dönemde cevap verebiliriz.
Teşekkür ederim Sayın Aracı. Lukar'a ilgili olarak tanesi faturanın, elektronik faturanın oluşturulması, karşı tarafa gönderilmesi, arşivlenmesi ve elektronik defterin oluşturulması ile ilgili ise Luka programının üzerinden Cenk İşler anlatacaklardır. Cenk İşler'in sunumundan sonrasında 10 dakikalık bir ara vereceğiz. Aradan sonrasında yazılı olarak sorularınızı tarafımıza ilettiğinizde cevaplandırılacaklardır. Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli konuklar, herkese saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlere e-fatura defterle ilgili hukuk çözümlerini anlatmaya çalışacağım. Cem Bey gayet güzel bir şekilde bu işin yasal mevzuatını anlattı. Acaba bizim çözümlerimiz nelerdir? Size bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sunum yine Cem Bey'in sırasıyla devam etmek istiyorum. Öncelikle e-fatura, daha sonra da e-defteri anlatacağım. Şimdi Luka e-fatura uygulaması dediğimiz zaman aslında Gelir Dairesi Başkanlığı'nın öngördüğü, yani uluslararası standartlarda e-fatura dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve doğrulanması sürecinin Luka.net ya da Luka.coza ürünleri tam entegrasyonu işlemin tümüne biz Luka e-fatura uygulamaları diyoruz. Şimdi tam olarak işlem olarak neler yapıyoruz dediğimiz zaman, yani ne gibi çözümler sunuyoruz? Şimdi mevzuata bakacak olursanız Gelir İdaresi'nin serverları arka tarafta duruyor. Ön tarafta da size 3 tane kanal söylüyor. Aslında ilk tebliğ çıktığı zaman özel entegrasyon ve portal kullanımı vardı. Muhtemelen Gelir İdaresi imzalama süreçlerinin web uygulaması üzerindeki yükünden dolayı 421 nolu tebliğ ile beraber bir de özel entegratör yöntemini belirledi. Yani Gelir İdaresi diyor ki ya bana özel entegratörle gel, ya portalla gel ya da özel entegrasyonla gel. Ama bir tanesini seçti. Yani siz bir tane uygulama seçeceksiniz. Diğer yöntemler otomatikman size kapatılıyor. Biz de Luka olarak özel entegrasyon işi bilgi işlem sistemlerini kendi geliştiren firmalar için uygun olduğu için özel entegratörlerle entegrasyon, aynı zamanda da portal kullanımında biraz sonra anlatacağım toplu yükleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. E-fatura portalında toplu yükleme işlemini ise kimler kullanabilir? Bir kere fatura işlem sayısı 5000, ayda 5000'den fazla kesiyorsanız kesinlikle portal kullanamazsınız. Portal uygulaması kapatılıyor. Dolayısıyla ya özel entegrasyon ya da özel entegratöre gitmenizi istiyor Gelir İdaresi. Yine e-fatura ile ilgili yaptığınız yatırımları minimum seviyede tutmak isterseniz yine bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Yine işlem nasıl ilerliyor? Öncelikle Luka.net ya da Koza'da fatura dosyalarınızı oluşturuyoruz. Siz normal faturalarınızı giriyorsunuz. Oluşturulan bu dosyalar bizim Luka e-fatura diye bir uygulamamız var. Birazdan özelliklerinden bahsedeceğim. O sistem içerisinde otomatikman çekiliyor. Çekildikten sonra burada imzalanan, onaylanan dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığı'na web sitesine, portalına toplu olarak yükleniyor. Şimdi aslında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalını görüyorsunuz. Sol tarafta 4 tane alan sizi karşılar. Öncelikle fatura işlemleri alanı vardır. Burada normal olarak faturalarınızı girersiniz tek tek. Diğer alan ise araçlar menüsüdür. Burada kayıtlı kullanıcılarınızı görürsünüz. Yani kimler e-faturaya geçmiş, bu isimleri görürsünüz. Gelir İdaresi'nin web sayfasında da var liste ama orada vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası yok. Dolayısıyla daha unik bir rakamı, yani vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarasından buradan görebilirsiniz. Yine size bir adres defteri veriyor. Bu adres defterine veri girerseniz ancak siz fatura kesmeye başlayabiliyorsunuz. Alıcılar listesine gelebiliyor. Daha sonra bir test araçları menüsü var. Zaten burası sisteme geçer geçmez 31.12.2013'e kadar mutlaka bir tane test faturası göndermenizi istiyor. Böyle bir alan. İşte biz ise aşağıdaki yükleme araçları kısmında kullanmanızı istiyoruz. Aslında küçük bir parantez açayım. Biliyorsunuz işte Cem Bey de bahsetti. Bazı belgeler var. Birbirleri arasında gönderilmesi gereken sözleşmeler veya işte herhangi bir doküman olabilir, bilgi olabilir. Bunları sadece açıklamayla değil, Gelir İdaresi gönderdiğiniz XML'lerin içerisinde binary dosya, yani resim, PDF dosyaları da bu sistemin içerisine ekleyebilme imkanınızı sunuyor. Anlaşma sağlanan özel entegratörlerle entegrasyon işlemi ise zaten tanımı gereği fatura işlem sayısı ayda 5000 taneden az olan firmaların fazla olan firmaların tercih edebileceği bir sistem ve aynı zamanda diğer firmalar için de uygun bir sistem. Şöyle bir bilgi vereyim. Gelir İdaresi portal kullanımını geçici bir süre için kullandırtacak. Bir alışma süresi olacak. Gelir İdaresi'nin söylediğine göre 1,5 sene sonra ya da 2 sene sonra portal uygulaması tamamen ortadan kalkacak. Dolayısıyla şu an bundan sonra sadece özel entegrasyon ya da özel entegratör uygulamasını kullanacaksınız. Luka olarak da zaten nihai hedefimiz de bizim özel entegratör olmak.
Şimdi Luca Red ve Koza'da ekotradosya oluşturma işlemlerine bakacak olursanız aslında bir takım handikaplardan bahsettik. Örneğin cari isimlerin girilmesi vesaire gibi işlemler. Öncelikle bu firma ekotradosya tabi mi değil mi diye Luca Red ya da Koza üzerinde bir tanımlama yapıyorsunuz. Biz özel entegratörlerle anlaşma yaptıkça hangi yöntemi belirleyeceğinizi seçebileceğiniz bir ekran var. GIP portalı mı kullanacaksınız yoksa anlaştığınız özel entegratörü mü kullanacaksınız? O seçim var. Bu seçimi yaptıktan sonra cari kartlarda tanım ekranları var. Şimdi şu an için yaklaşık 2-3 hafta önce 680 tane firma birbiriyle e-fatura alışverişi yapabilir durumdaydı. Bu 660'a düştü. Muhtemelen özel entegrasyonları içlerinden aldılar. Ve şu an Gelir Dersi'nin resmi açıklamasına göre 22 bin tane firma e-fatura uygulamasına geçmek üzere. Günde yaklaşık 2-3 bin tane mavi mühür basıyor tutar. Dolayısıyla buradaki bu listedeki firmaları takip etmeniz oldukça güç. Bunu sistem olarak biz sizin yerinize gerçekleştiriyoruz. Cari kartları açtığınız zaman vergi kimlik numarası, TC kimlik numarasına bakıp size sistem bu firma e-faturaya geçmiştir. Dolayısıyla buna e-fatura düzenlemeniz gerekiyor diye uyarı veriyor. Daha sonra da yine mevcut cari kartlar üzerinde de e-faturaya geçme durumu olabilir. Yine sistem her zaman için size bunların kontrolünü sunuyor. Yine uluslararası dilden bahsettik. Yani e-fatura oluşturma dili UBR dediğimiz format. Bu formatta birimlerinde uluslararası birim kodlarını seçmeniz gerekiyor. Şimdi tek tek satır girdiğiniz zaman mutlaka bu birimleri seçmeniz lazım. Sistemde standart olarak size bunları da otomatik sunuyoruz. Dolayısıyla sizin herhangi bir tanımlama yapmanıza gerek kalmadan faturalarınızı oluşturduğunuz zaman seçeceğiniz senaryoya göre otomatik olarak şu uygulamamız üzerinden, yani masa üstünde kuracağınız Luca e-fatura uygulaması üzerinden otomatik sisteme çekecektir. Şimdi bu uygulama herhalde bir uygulama değildir. Bizim yaptığımız çalışmanın farklı bir tarafı da şudur. Bir kere diyelim ki Luca kullanmıyorsunuz ama imzalayacak ürününüzün kamu sertifikasyon merkezi tarafından mali mühür ürün değerlendirme raporu olmasını arayın. Çünkü uluslararası standartta dolayısıyla Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu imza validasyonlarından geçiyor demektir. Bu bir test sürecidir. Biz Luca olarak şifayen bu testleri geçtik. Önümüzdeki hafta umarım bu mali mühür değerlendirme raporunu alıyor olacağız. Aynı zamanda imzalamanızı doğru yaptığınız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda imzaladığınız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda doğruladığınız anlamına da geliyor. Yani sistem, işte mali mühür dediğiniz şey aslında değişik ürün ağaçları vardı ama şöyle bir USB. Bu USB herhangi bunun e-imza olduğunu düşünün. Herhangi bir firmadan alabilirsiniz. Örneğin elindeki noterler birliğinden alınmıştır. Bunun gerçekten sertifika sahibinin, bu e-faturayı imzalayacak kişinin ya da e-defteri imzalayacak kişinin sertifika sahibinin bu sürelerde geçerli bir sertifika sahibi olduğunu mu, gerçekten böyle bir kişi olup olmadığını köklüsüne kadar gidiyor. Köklüsü ne demek? İlgili firmanın serverlerine kadar soruyoruz. Gerçekten bu firma vardır ya da yoktur uyarısı geldiği zaman artık gerçekten doğru kişi imzalamıştır, doğru anlamda imzalanıyor demektir. Yine uygulama Windows ya da Linux sistemlerde çalışabilir durumdadır. Uygulamayı masa üstünde çalıştırıyorsunuz. İşte Luca Koza ya da Luca Net üye numarasını soruyor. Gerçekten bunlar Luca Koza, Luca Net üyesi midir? Bir kontrolden geçiyor sistemden otomatik olarak. Aynı zamanda biraz önce söylemiş olduğum uyum değerlendirme raporunda uygulamanıza küçük bir değişiklik bile yapsanız aynı test süreçlerini giriyorsunuz. Yani masa üstünde gerçekten sizin doğru versiyonda bir imzalama yapmadığınızı kontrolünü de gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikten sonra ürün şu an Türkiye'de kullanılan bütün kart tiplerini otomatik okuyabilir durumdadır. Dolayısıyla siz Gelirler İdaresi'nden, portaldan otomatik bir şekilde manuel girdiğiniz bir şeyi onaylamak istediğiniz zaman mutlaka size GL dosyaları vardır. Yani kartları yüklemenizi ister. Bu tür işlemlerden otomatik geçmek için Luca buna uygun bir altyapıyı size sunmuştur. Dolayısıyla siz hangi kart tipini tanırsanız takın bilgisayarınızı otomatikman sistem okuyacak ve işlemlerinize başlayacaksınız. Kart üzerinde tanımlı olan bütün sertifika sahiplerine göre çalışabilir durumdadır. İmzaladığı uygulamayı otomatik çektikten sonra imzalar, aynı zamanda doğrular. Doğruladığı uygulamayı size karşınıza sertifika bilgilerini de otomatik getirir. Bir takım kullanım ayarları sunuyoruz kullanıcıya. İşte HTML'leri buraya kaydet, XML'leri buraya kaydet gibi bir arşivleme sistemi sunuyoruz. Daha sonra imzalanan uygulama portalın yükleme araçları kısmından gelip otomatik seçilip
aynı bir beyanname yükler gibi yükleyip gönderiyorsunuz. Çünkü otomatik yükler yüklemez. Bu dosyalar imzalı olduğu için bir onay mekanizması yok. Direkt onaylanma durumuna gelmektedir. Şimdi bu faturayı anlattık. Dolayısıyla bu faturaya geçenler hedeflerle tutmak zorunda. Bizim bununla ilgili çözümümüz nedir? Öncelikle VUCA hedefler içinde bir çözüm geliştirdik kullanıcılarımıza. Bazı sorunlardan bahsedeceğim neydi? İşte dedi ki faturadaki hedeflerle normalde şekil şartlarından bağımsız şu an kullanılan defterler kullanılıyormuş gibi olsa da bazı özel alanlar var. 19 Aralık'taki tevhid de aslında bunun bir başlangıcıydı. İşte belge türü tanımlaması yapıldı. Daha sonra ödeme yöntemi gibi alanlar var. Daha sonra TC kimlik numarası gibi alanlar var. Adres gibi alanlar var. İşte bunları sizin manuel girmeniz oldukça zor. Özellikle 100, 101, 102, 103 gibi hesaplarda mutlaka ödeme yöntemi gibi bilgileri de sizden istiyor gelirler idaresi. Bunu her satırda otomatik işaretlemiş oldukça maliyetli bir iş yükü olarak. İşte eğer bir entegre program kullanırsanız, Lucanet, Koza gibi bunlar otomatikman sisteme sizin yerinize aktarılmış olacaktır. Süreç nasıl işliyor? Siz defterlerinizi normal Luca üzerinde tutuyorsunuz. Yine Luca defter uygulamasını çalıştırıyorsunuz. Luca defter uygulaması Luca üzerindeki yemeğe ve defteri kebirleri çekiyor. Aynı zamanda beratlarıyla beraber çekiyor. Bunları size gösteriyor. Sistem üzerinde onaylanan bu beratlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın aynı yine beyanname yükler gibi yüklüyorsunuz. Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından da onaylanan beratlar size tekrar geliyor ve Luca defter arşivi içerisine masaüstünüzde tekrar kaydediyorsunuz ve birlikte saklamış oluyorsunuz. Tabi Luca üzerinde bir takım ayarlamalar var. Luca üzerinde bu firma deftere geçiyor mu geçmiyor mu diye bir tanımlama var. Yine yasal mevzuata göre 200 MB'i geçiyorsa defter otomatikman bölüyor. Ya da siz belirli süreler için burada tanım ekranından otomatik bölebiliyorsunuz. 10 günlük böl, 7 günlük böl, 5 günlük böl gibi tanımlamalar da yapabiliyorsunuz. Daha sonra uygulamayı açıyorsunuz masaüstünde. Sertifika bilgilerini giriyorsunuz. Girdikten sonra ayı seçiyorsunuz. Hangi ay için oluşturacağınızı seçiyorsunuz defteri. YME defteri, defteri kebir hangisini seçiyorsanız işaretliyorsunuz ve imzalı onayla ve doğrula uygulamasını gerçekleştiriyorsunuz. Sistem bunu imzalıyor, siz bunu Gelirler İdaresi'ne yüklüyorsunuz. Sistem üzerinde yine bir takım kontroller var. Gönderdiğiniz dosyayı gönderemiyorsunuz. YME madde numaraları burada çok önemli. Sistem üzerinde satır numaraları çok önemli. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi beratlar üzerinde bir mali bilgi yok, doğru. Ama bir önceki ayda bir değişiklik yaptığınız zaman otomatikman tutarsız bir mali berat üretiyorsunuz önceki ay verilerinde. Yani önceki ay 24 gibi bir rakam oluşturduğu zaman berat, siz orada değişiklik yaptığınız zaman o rakam değişiyor, otomatikman sizin geçmişe dönük bir kayıtta, kayıt yaptığınızda sistem görüyor. Ve bu yüzden de biz sisteme bir takım kontroller koyduk. Önceki ayı kapatmak için, işte değiştirilememesi için vesaire. Bunları sistem otomatik sizin yerinize gerçekleştiriyor. Hatta satır de değilse size uyarılar veriyor. Yine burada hedeflerde çok önemli bir şey var. E-faturada da yakında geçecekler. Zaman damgası. Zaman damgası nedir? Şimdi diyelim ki hedeflerle ilgili portalda sistemde bir arıza oldu. Şimdi tek taraflı bir öngörüsü var Gelirler İdaresi'nin. Bu hedeflerle ilgili gönderme zamanındaki sunuculardan kaynaklanan bir sıkıntı olduğu zaman siz bir zaman damgası alıyorsunuz. Yani bu zaman damgasını TürkTrans'da şu an için TÜBİTAK veriyor. Burada uygulama üzerine siz serverları kullanıcı ve parolasını yazdıktan sonra böyle bir durumda sistem otomatikman sizin hedeflerinize zaman damgasını da vuruyor. Ve böylelikle sistem geldiği zaman tekrar Gelirler İdaresi'nin hedefler portalına düzgün bir şekilde hedefleri gönderiyorsunuz ve aslında yasal zaman içerisinde gönderilmiştir diye kabul olunuyor. Yine uygulama içerisinden portalı açabiliyorsunuz. Uygulamanın yine bir imza doğrulaması var. Size gelen e-faturalar ya da size gelen e-defter beratların gerçekten imzalı doğru olup olmadığını da test etmiş oluyor uygulama. Otomatik zipleme uygulaması var. Yani sizin kullanımınızla ilgili karşılaşılabilecek ne varsa sıkıntı olarak onları bu tarafta karşılamaya çalışıyoruz. Ben aslında teşekkür ediyorum. Daha çok muhtemelen sorular vardır. O soruları cevaplamak isterim. Uygulamanın genel akışı bu şekilde aslında. Teşekkür ederim. 10 dakikadan sonra sorunuzu cevaplandıracaksınız.